Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. LGS sorubüsü denemelerini çözmeye devam ediyoruz. İnkılap tarihi dersindeyiz ve hemen birinci denemenin sorularına başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlayalım, buyurun bakalım. Evet, sorumuzu Selanik'in bu özelliklerine bakarak aşağıdakilerin hangisinin gerçekleştiği söylenemez. Üsküp, Belgrad, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmış olan Selanik, Rumeli'de yer alan gelişmiş bir Osmanlı kentiydi. Ege Denizi'nde liman kenti olan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Aynı zamanda eğitim ve okuma oranı da Anadolu'ya göre Avrupalıydı. Selanik şehrinin özellikleri hakkında bilgi vermiş bize. Hangisi söylenemez diyor. Kültür düzeyi yüksektir. Biz buna ulaşabiliyoruz. Son cümleden çıkartabiliriz değil mi hocam? Evet, eğitim ve okuma oranı. Bu çok bahsetmiştik bunlardan. Sosyal ve ekonomik hayat gelişmiştir. Buna da işte demir yoluyla bağlanmış olması, işte Rumeli'ye açılan bir kapı olması, bu özellikle ekonomik diyorsa zaten şey dedim işte liman kenti sanayisinin olduğunu gösterir. Bunlar hem sosyal hem de ekonomik anlamda canlı bir şehrin özellikleri. Osmanlı Devri'nin nüfusu en kalabalık şehridir. Yani kesin bir yargı belirtmiş burada ama öyle bir yargı burada yok. Yok, evet yok. Ya olsa bile yok yani Selanik'in. Çünkü öyle paragrafta öyle bir yargı belirtilmemiş. İstanbul'a ulaşımı için yatırım yapılmıştır. Ondan da bahsediyor. İstanbul'a demir yolu bağlantısından. Dolayısıyla doğru cevabımız ulaşamayacağımız seçenek C seçeneği. Evet. Hemen alalım hocam bunu. Buyurun. İkinci sorumuz. İzmir'in işgali üzerine meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak verilen gazete haberinin aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açması beklenemez? Şimdi İzmir işgal edilmiş. Gazete haberleri bunları veriyor. Ya yani bunu biraz düşünmek lazım nasıl olur diye. Halkta nasıl bir etki yaratır? Etki yaratır. Kuvayi Milliye Birliklerine katılmanın artması. Türk Milleti vatanperver vardır. İşgal ediliyorsa bir toprağa mutlaka buna bir tepki verecektir. O zaman bunu beklenebilir. Bu beklenebilir. Milli cemiyetlerin faaliyetlerinin yoğunlaştırılması. Yani muhakkak milli cemiyetlerde işgali engellemek için kurulan cemiyetlerdir. Bu da beklenebilir. Farklı bölgelerde mitingler yapılması. Bu da yani şeye karşı, ülkemizi savunmaya tabii karşı ki miting yapılması. Bu da yapılabilir. Evet. Ulusal egemenlik mücadelesinin sona erdirilmesi. Bu bizim zaten teslim olacağımız gibi bir şey değil mi hocam? Karakterimize de hiç uygun olmayan bir şık. Dolayısıyla bu beklenemez. Hemen. Güzel. Üçüncü soru. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas düzenlenen ve 1. Dünya Savaşı ile beraber işgal altında bulunan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını kazanması için gerçekleştirilen Türk Ulusal Hareketi toplantısıdır. Kararlarından biri Sivas Kongresi'nde milli cemiyetlerin birleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi özellikle yukarıdaki karar doğrusunda gerçekleştirilmiştir? Cemiyetlerin birleştirilmesi kararı almış. Yani milli cemiyetlerin birleştirilmesi ile alakalı diyor. Yani bu kararla bağlantılı olarak yapılmış uygulamadır diyor. Mustafa Kemal'in kongre başkanlığı seçilmesi bu milli cemiyetlerin birleştirilmesi gibi bir karar değil. Hayır. İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması. Bu hayır, olmaz. Bu da değil. Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi. Bu da olamaz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurulması. Güzel. Yani Anadolu'daki ve Rumeli'deki bütün güçleri birleştirelim diyorlar. Bütün birleştirilmesi. Burada onu söylemişler. Yani bu bilgi tüm cemiyetlerin birleştirme sonucunda oluşturulmuş. O bilgiyi ölçen bir soru. Güzel. Sanki yorumla beraber bu cevaba ulaşabiliriz. Yani, değil mi? Evet. Amasya genelgesinden sonra İstanbul hükümetinin baskıları ve tehditleri karşısında zor bir karar veren Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Mustafa Kemal'in almış olduğu zor bir karar. Evet. Mesleğinden ayrılmış. Tabii ki. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in faaliyetlerini engellemeye çalışmıştır. İstifa ettiğine göre evet. Evet, çünkü İstanbul hükümeti geri çağırıyor. Milli mücadeleye başlamasını istemiyor. Mustafa Kemal bazı fedakarlıklarda bulunmuştur. Çok sevdiği mesleğinden ayrılırsa demek ki fedakarlık yaptığını söyleyebiliriz. Amasya genelgesinde milli mücadelenin gerekçe amaç ve yöntemi belirtilmiştir. Evet doğru ama metinden onu çıkartamıyoruz. Metinde öyle bir durum yok. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i desteklememiştir. Evet bunu çıkartabiliriz. Çünkü istifa ediyor. Dolayısıyla C şıkkının metinde hiçbir ilgisi. Şimdi o zaman yok. Bu tarz sorularda soru kökünü iyi okuyup yani yukarıdaki paragraftan hangisi çıkartılabilir veya çıkartılamazı iyi okumamız tabii lazım. Yani paragrafla bitişik tabii evet, soru şeyler. Aşağıdaki seçenekler. Lazım. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Müsaadenizle bunu ben tabii okuyayım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya Anadolu'da işgal ettiği yerleri boşaltmaya başladı. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Fransa Anadolu'dan çekilmeye başladı. Yukarıdaki cümlelerde Kurtuluş Savaşı'ndaki bazı gelişmeler verilmiştir. Demek ki biz herhalde bir galibiyet elde ediyoruz ki düşmanlar bizim ülkemizden çekilmeye başlıyor. Ulaşılabilir diyor. Bakalım. Şey. Misak-ı Milli tam olarak gerçekleşmiştir. Misak-ı Milli henüz gerçekleşmedi. Evet önemli kararlar bunlar. Yani işgal kuvvetleri geri çekiliyor ama Misak-ı Milli vatanın tam kurtuluş belgesi gerçekleşmedi. Buna ulaşamayız. İtilaf devletler arasındaki birlik bozulmuştur.
Bu çıkarılabilecek bir madde. Çünkü İngiltere, İtalya, Fransa işgal etmişlerdi. İkisi geri çekiliyor. Bu aralarındaki birliğin bozulduğunu Evet, gösterir. yani İngiltere hala kalmaya devam ederken ittifak kurduğu devletler Tabii çekilince tabii. bir görüş ayrılığının olduğu aşikar. Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir. Hayır, ermemiştir. Yani Evet, bunlar geri çıkartamıyoruz. çekiliyorlar. TBMM diplomatik başarılar elde etmiştir. İşte geri Diplomatik çekilmenin mi, bu askeri diplomatik, bu mi? askeri bir başarı. Yani geri çekiliyor. Yani bu biraz uzatmalı bir yorum olur. Burada açık, net bir cevap var. İtilaf devlet arasındaki birlik Birliğin bozulmuş. bozuldu. Evet. Buna göre yöneticilerin ülkeyi terk etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Osmanlı Devleti'ni yöneten İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yöneticileri Almanya'ya hayranlık duydukları ve savaşı kazanacağını düşündükleri için Almanya'nın yanında savaşa girmişlerdir. Ancak Osmanlı Devleti savaşta yenilince bu yöneticiler yurdu terk etmek istemişlerdir. Etmişlerdir. Evet. Evet. Savaşın sorumluluğunun kendilerine yüklenmesinden çekinmeleri. Evet, Olabilir mi bu? bu şık kuvvetli Direkt doğru muhtemelen. zaten diyorsun. Evet. Evet. İşgal devletlerinin tehditlerine boyun eğmeleri. Bu yok. Savaşı kaybediyoruz zaten. Haklarında verilen idam cezasından kurtulmak istemeleri. Yani böyle bir durum da yok. Önceden İdam ayrı cezası olarak. diye bir şey yok onda. Yok. İstanbul'un işgal edilmesinden rahatsız olmaları. Bundan da rahatsızlar ama asıl Asıl sebep o sebep değil. savaşın sorumluluğu. Çünkü Sizin kendileri yüzünden Almanya'nın sorumlu. önünde yer aldık. Sizin Evet. yüzünden kaybettik demekten artık tepki göreceğime kaçayım Evet. gideyim demişler muhtemelen değil mi? Doğru cevap A Ha. şıkkı. 7. Mustafa Kemal Türkiye'de çok partili hayata geçilmesini istemiş ve yeni partilerin kurulmasını daima desteklemiştir. Mustafa Kemal bu tutumuyla aşağıdakilerin hangisini amaçlamış Olamaz. olamaz? İşte partilerin kurulması, demokrasiyle alakalı bir şey. Bunlar arayacağız cümle. Demokrasiyi tam olarak gerçekleştirmek. Var Aynen zaten. öyle. Doğru. Hükümetin çalışmalarını denetlemek, yeni partiler muhalefet partileri Yapacak de olacak, sonuçta. denetleme yapacaklar. Farklı fikirlerin de temsil edilmesini sağlamak. Partilerin Kesinlikle. amacı bu zaten. Çok seslilik. Bütün güçleri devletin elinde toplamak, öyle olsaydı parti Zaten kurulmazdı, yeni ekstradan parti çok partili sistem yaptırmazdı. geçmesi istemezdi. Doğru cevap D şıkkı. D'yi çıkartamayız. Evet. Güzel. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tavrı aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi belirtir? Hamdullah Supi yazıyor, ben okumak istiyorum. Evet, okuyun lütfen. Hamdullah Supi, Mustafa Kemal Atatürk'e Öğretmenler Derneği birkaç gün sonra Ankara'da toplanacak. 200'den fazla öğretmen katılıyor fakat Fevzi Paşa'yı dinleyince tereddüte düştük. Savaşın yoğunlaşacağı bir sırada böyle geniş bir toplantı size ayak bağı olabilir. Uygun görürseniz erteleyeyim diyor. Erteleyelim diyor. Mustafa Kemal ise hayır ertelemeyin. Cahillikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım diyor. Evet, gerçekten savaşın en buhranlı dönemleri bu. Meclisi Hamdullah artık çok Supi de o arada yaklaşmıyor. hocam Milli Eğitim Bakanı değil mi? Yanlış mı Evet, hatırlıyorum? doğru. Buna göre Mustafa nedir? Eğitime verdiği önemi Önemi gösteriyor. Yani gösteriyor. çok açık ama sık sık bu konu gündeme gelir sorularda. İşte o Aynı dönemde şey var hocam, Kütahya-Eskişehir bir zam olayı savaşlarının vardı değil mi? olduğu Yani dönemlerde. böyle mesela öğretmenlerin zam olayı demiş ki pardon, milletvekillerine zam olayı öğretmenlerin maaşını geçmesin diye bir şey var. Yine aynı Evet döneme evet denk tabii geliyor değil yine mi? tabii aynı Yani şey aynı Mustafa mantık. Kemal'in Eğitim eğitime eğitime verdiği öğretmen önem. verdiği desteği gösteriyor. Evet çok çok Evet. önemli. Zaten böyle insanlar lider oluyorlar Evet. geleceği uzun yılları düşündükleri için. Evet. Atatürk'le birlikte saltanatın kaldırılması, kabine sistemine geçilmesi, TBMM'nin açılması gibi bazı gelişmeler yaşanmıştır. Buna göre yukarıda verilenler için söylenecek en kapsamlı Atatürk ilkesi aşağıdakilerin hangisidir? Yani şu yapılan inkılaplar hangi ilkeyle Alan verilmişti, bağlantılıdır? evet. Saltanatın kaldırılması Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilikle ilgili yönetimle alakalı bir inkılap. Evet. Kabine sistemine geçilmesi yine Cumhuriyetçilikle yönetimle alakalı bir durum. TBMM'nin açılması yine Cumhuriyetçilikle yönetimle alakalı bir durum. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı. B. O zaman Atatürk ilke ve inkılaplarını bilmek gerekir. LGS sınavı için çok önemli Tabii diyoruz. ki çok önemli. Evet. 10. sorumuz. Okulun vereceği ilim ve irfan sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir diyen Mustafa Kemal Atatürk aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır? Okulun vereceği diye vurgulayarak başladı Evet, içinde baştan zaten. bütün gelişmenin temelinde eğitim vardır zaten. Atatürk de bunu vurguluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Şey B B seçeneği, şıkkı. pardon.